Likya Yolu serimizin 36. bölümünden hepinize selamlar. Serimizin bu bölümünde daha önce kalmış olduğumuz Hisar Çandırı'dan Çit dibine kadar nasıl yürüdüğümüzü izleyeceksiniz. 800'lü rakımlardan 500 rakımdaki Hisar Çandırı Barajı'na inip ardından yine 800'lü rakımlara çıkacağız. Yürüyeceğimiz mesafe yaklaşık 9 kilometre. Fazla zorlayıcı olmasa da yön bulmada biraz zahmet çekebilirsiniz. Bir yerde de kısa ama oldukça zahmetli bir tırmanış var. Yine size parkurda gerekli olacak tüm dönemeç noktaları gibi detayları aktaracağım. Ek bilgi vermek istiyorum. Eskiden Likya Yolu Hisar Çandırı'da bu caminin yanındaki tabelada bitiyordu. Daha sonra buradaki tabela Geyik Bayırı'na taşındı ve rotada uzatılmış oldu. Önceki bölümde hatırlarsanız bayağı uzun bir mesafe kat etmiştik ve Hisar Çandırı'na ulaştığımızda hava kararmıştı. Bugünkü yürüyeceğimiz mesafede kısa olduğundan sabah çok erken kalkmaya gerek yok dedik. Hem de önceki gün yıkamış olduğumuz çamaşırlar da bir güzel güneşlensin, kurusun istedik. Ardından şöyle çok güzel bir kahvaltı yaptık. Tuncay abi bizi çok güzel misafir etti. Parkurla ilgili kıymetli bilgiler de verdi. Tuncay abi bize bahçesini de gezdirdi. Sabun otunu hayatımda ilk kez ben burada gördüm. Gerçekten de böyle yaprağını sıkıp koklayınca sabun kokusu geliyor. Türk hamamının sabun kokusuymuş bu. Tuncay abinin kedileri de çok sevimli. Bahçesinde her hayvan var. Tam bir hayvan dostu. Ne yapıyorsun? Horozu seviyorum. Baksana şunun güzelliğine. Oy. Yürüyüş kolu düzeninde gidiyorlar böyle. Her canlıya tabiatın mucizesi gözüyle bakıyor. Ben tırtılları çok severim de. Tırtıllar daha neyi halletmiş? Doğanın harikası bunlar. Ya nasıl yemişler şimdi her yeri? Biz buna borçluyuz. Mesela biz hayvanları öldürmüyoruz. Burada yabani şey kullanmayız. Ya. Efendim. Böcek ilacı falan. Kimyasal hiçbir şey kullanmayız. Yani. Bahçesinde de hiçbir tarım ilacı kullanmıyor. Evinde sıfır atık prensibine göre yaşıyor. Organik atıklarıyla kendi solucan gübresini üretiyor ve bu gübreyi tekrar bahçede kullanıyor. Kısacası bahçeden gelen geri bahçeye gidiyor. Solucan gübresi. Hatta pansiyon numaralarını bile sprey boyayla dağa taşa yazmamış, kazımamış. Tabelayla böyle binaların üzerine veya ağaca zarar vermeden asmış. Hani böyle çiviyle falan da çakmıyor yani ağacı. Bu kadar hassas birisi. Anlat anlat bitmez. Kendisine teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Vakit ilerliyordu. Saat neredeyse öğlen olmuştu. Ama biz hala yola çıkmamıştık. Çıkmak için hiç de acele etmiyorduk. Sanki final tabelasını hiç görmek istemiyorduk. Bu güzellikler bitmesin istiyorduk. Ama yola çıkma vakti gelmişti. Tuncay abi bizi arabasıyla tabelanın oraya kadar bıraktı. İyice dinlendik. Tuncay abinin kedileri. Zeynep bayıldı kedilere. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Şimdi bayıldım ben. Çadır, yemek, transfer, her türlü hizmetim her var abi. Her şey 7/24. Tamam abi. 7/24, 365. Aynı zamanda Ata Doğa ve İzcilik... Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü olarak da girebilirsiniz. Tamam. Oranın Reis'ten, başkanısın abi aynı zamanda. Evet. Emniyet kemeri önemli. Tabii önce emniyet. Çok iyi dinlendik. İyi. Motive oldum. İnsan rahat yürüyor, iyi yürüyor. Saatimiz 12.30. Buradaki tabelanın gösterdiği yoldan başladık. Likya Yolu tabelası yok ama burası Likya Yolu. Tuncay abiyle de vedalaştık. Çıt dibine doğru kısa parkurumuza başladık. Yol ikiye ayrılıyor. Soldan gideceğiz. Öğle vakti Kızılçam Ormanı bizi güneşten koruyor. Yola iniyoruz. Buradan sola doğru devam edeceğiz. İkimiz birbirimizi çektik. Ama ben seni çekemedim, yeri çektim.
Toprak yol sadece 150 metre kadar sürüyor. Ardından sağdan patika yola giriyoruz. Toprak yoldan sonra Likya yolu sağdan devam ediyor. İşte buradan. Hop. Evet, buradan nereye? Bu düzlüğe geldiğinizde tam karşımızda gözüken çift çatal çama doğru ilerlemeniz gerekiyor. Umarım yaptığımız babalar dayanır ve sizlere faydalı olur. Evet, bakın oradan yoldan geldik. Yoldan inince dümdüz gideceksiniz. Böyle dümdüz. Şöyle dokunmadım. Üstüne de şunu koydum mu? İdare eder. Bir tane de geri yapayım. Böyle gideceğiz işte. İşaretler zaten karşıda. Günün en sıcak zamanları. Patika'dan devam. Sidikli meşeler. Biraz Kaş taraflarını andırıyor burası. Arazi yapısı bakımıyla Kaş'a benziyor. Şimdi diyordum ki acaba Hisar Çandır Kalesi'ne gidebilir miyiz? Ya kale çok sarp ve ulaşılmaz bir yerde. Gidilecek gibi değil. Burayı pas geçeceğiz, uzaktan bakacağız ancak. Hisar Çandır Kalesi'nin uzaktan görünüşü böyle. Şimdi şu yoldan geldik. Zeynep bize yolu gösterdi. Buradan gidecekmişiz. Evet, bu taraftan gideceğiz. Ya buralarda işaretlemeler falan iyi. Takip etmek lazım. Şimdi ne taraf? Burada yolu nasıl bulmuşuz izleyelim. Burada işaret problemi yaşıyoruz. İşaretler hem eski hem de arazi o kadar düzlük ve taşlık ki işaretleri bulmakta zorlanıyorsunuz. Ve sert dönüşler var. O dönüşleri kaçırmamanız gerekiyor. Yol dümdüz gitmiyor. Bayağı sert dönüşler var. Bir anda sağa dönmeniz gerekebiliyor ama ayaklarınız dümdüz gidiyor. Tam o noktada işareti kaçırıyorsunuz ve hem zaman hem enerji kaybı. Bu yüzden gerçekten adım adım dikkat etmek gerekiyor. Evet. Yani şu taraftan geldik, şöyle indik, tekrar bu tarafa döndük. İşareti zor bulduk. Karşıda Hisar Çandır Kalesi. Bakalım bu tarafa doğru gideceğiz. Şöyle mi diyorsun? Evet. Ama bir sonraki işaret yok. Yani bir sonraki işareti bulmamız lazım tabii ki de. Ben bakacağım baba işaret falan varsa. Hafif aşağı doğru diyor, şöyle sağa doğru. Bir bakalım buralarda bulabiliriz diye düşünüyorum bir şeyler. Hafif sağa doğru gitmemiz lazım. Bak karşıda var gibi şu an. Aa, evet bulduk bakın. Burada. Bu çok eski. Yani evet. İşaretler eski. Bir tane daha baba yapayım. Tam şu. Şurada da var baba. Burada da var ama yetersiz. Bakın tam şuraya baba yapacağım. Bir dakika zaman harcarız ama burada belki de pek çok yürüyüşçünün dakikalarını kurtarırız, saatlerini kurtarırız. Bak buradan aşağı döneceğiz. Evet, doğru. Oya bak. Nasıl olmuş öyle? Burası ya birisi oymuştur ya su birikintisinden erimiştir diyeceğim ama bilemedim. Yapay gibi duruyor. Haydi bakalım. Buraları kaybolmaya çok müsait değil mi? Aynen öyle. Buradan ineyim. İn bakalım. Şu
İşaret mi var orada? Tamam. Biraz da beni görün yahu. Bence aşağı ineceğiz şuradan ya. Nereden? Şu ağacın yanından. Aşağı mı ineyim buradan? Evet. Yani bir uygun bir yerden aşağı in. Aynen. Nereden istersen. Bu sidikli meşelerin olduğu patikada inerken biz bir yerde yanlış yola girmişiz. Soldan gideceğimize sağdan gitmişiz. Ama ben hani kafanız karışmasın diye sadece doğru gittiğim yolu gösteriyorum size. İşaretleri ve patikaları iyi takip edin. Hani aşırı derecede kapalı bir yola giriyorsanız muhtemelen yanlış yoldasınız. Geldim. Şu kayadaki işareti görememişiz ya. Boş boşuna çalıya girdik. Bu patikada sizi rahatsız edecek nokta arkadaşlar şu. Bu sidikli meşelerin yaprakları dikenli. Bu yapraklar da böyle tepeden gelip çantanızda sırtınız arasına giriyor. Sırtınıza basıyor. Yani yolda durup böyle sırtınızdan bu yaprakları çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bir diğer husus da böyle çalı çırpı dizlerinizi ve kollarınızı çizebiliyor. Boş boşuna yorulduk orada ya. Ben çantayı çıkaracağım. Arkamı temizlemem lazım. Yani işte biz bu patikada biraz hırpalandık. Zaten çantamın durumundan belli oluyordur. Bir de meşelerin, o ağaçların tozları falan hep ensemizden de içeriye girdi. Biraz kaşıntı yapıyor. Önde ben, arkada Zeynep yavaş yavaş patikadan iniyorduk. Sonra çalıların arasında bir hışırtı duydum ve onu gördüm. Engerek yılanı, gri renkli, hafifçe süzüldü ve yanında durdu. Umut hizamdaydı. Yani aramızdaki mesafe bir kol mesafesi kadar bile yoktu arkadaşlar. Ben orada birazcık tedirgin oldum. Yani birazcık değil, bayağı bir tedirgin oldum. Hemen hareketlerimi durdurdum. Sabitlendim. Çünkü yılanın saldırı mesafesindeydim. Bana çok yakındı. Yılanın bölgesine girmiştim. Ve hani yavaşça geri geldim Zeynep'in yanına kadar. Ve Zeynep'e dedim, orada yılan var. Engerek yılanı. Zeynep de tabii gel dedi. Ben Zeynep'in yanına geldiğim zaman fotoğraf makinemi çıkardım ve yılanın birkaç fotoğrafını çekmeye çalıştım. Tabii çalıların arkasından çekebildiğim kadar, açı da değiştiği için çok kaliteli bir çekim alamadım. Ama fotoğraftan yılanın ne kadar büyük olduğu ve desenleri gözükebiliyor ki ben size biraz daha kolay hale getirmeye çalışıyorum şimdi onu. Evet, engerek yılanıyla bu kadar yakındık. Evet, şu çalının içinde engerek var. Arkadaşlar engerek, yani şaka yapmıyorum, öldürücü bir yılan ve çalının içerisinde duruyor. Buradan geçmek istemiyorum. Fotoğrafını çekmeye çalıştım çalıdan, belki çıkmıştır. O yüzden ite dalaşma, çalıyı dolan demişler. Şu taraftan gidelim. Oraya inmeyeceksin, gel buradan gideceğiz. Değil, gelip saldırmaz bu. Şu anda savunma pozisyonunda. Tamam. Arkadaşlar durum ciddi. Neden ciddi? Çünkü Likya'nın en ölümcül hayvanıyla karşı karşıyayız. Son derece zehirli bir yılan türü, engerek. Sizi soktuğu zaman ölüm riski çok yüksek. Yani helikopterle alıp hastaneye götürseler bile çok yüksek bir ölüm riski var. Hayatta kalsanız bile bu sefer tehlike yine geçmiyor. Uzuv kaybı riskiniz oluyor. Yani tehlikeli. Ama yine de şanslıyız ki bu hayvan saldırgan bir hayvan değil. Yani siz onun üzerine yanlışlıkla basmadıkça, bölgesine girip böyle onu çok fazla tehdit etmedikçe size saldırmıyor. Daha siz yaklaşmadan kaçıp gitmeye bakıyor. Bana da aynen aslında bu oldu. Hayvan hızlıca yanımdan kaçar gibi oldu ama ben onun mesafesine çoktan girmiştim. Bu nedenle onun aslında tehdit bölgesindeydim. Ama yine de bana saldırmadı. Yavaşça uzaklaşınca, hani ona karşı bir tehdit oluşturmadığımı görünce bana saldırmadı. Halbuki saldırma pozisyonundaydı, yani onu dürsen saldırır. Savunma pozisyonunda
gitmek istemiyorum. Orada mı hala? Orada da çok şey var ya. Çok aşkım. Sarmaşık elime dolandı. Şimdi burada çok özür dileyerek devam ediyorum. İnsanların acılarını alevlendirmek istemiyorum. Ama özellikle bu bölgede bu yılanın üzerine yanlışlıkla basmak suretiyle can kayıpları var. Canını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine sabır diliyorum. Bize de geçmiş olsun diyeyim. Arkadaşlar, benim bir konuda şikayetim var. İnsanların anlattıklarımıza inanmaması. Biliyorsunuz Likyon'da biz birkaç tane ekstrem olay yaşadık. İşte kurt gördük, kaya kartalı gördük, yaralı bir doğanı kurtardık. En sonunda bu engerek yılanı gördük. Ama yani arkadaşa diyorum ki bak kurt gördük biz diyorum. İnanmıyor, tilki doğru diyor. En son fotoğrafını gösteriyorum. Bak işte kurt diyorum. Ha tamam kurtmuş diyor. İşte kaya kartalı, doğan, yaralı doğan gördük diyoruz. Karga doğru diyor. Ya ben kargayı bilmeyecek adam mıyım yani? Ben karga beslemiş insanım yani. Karga duru diyor. Fotoğrafını gösterince ancak inanıyor. En son bu engerek yılanı. Ya dedim ki arkadaşa engerek yılanı gördük. Burun burunaydık ya, kol mesafesi kadardı. Yok o engerek değildir, o gara yılandır o. Engerek olsaydı çoktan sen ölmüştün zaten. Seni sokmuştu. Çok saldırgandır zaten. Türkiye'de de engerek mi engerek yok falan. Hani böyle söyleyenler de oluyor yani. Yani bu konuda sitemkarım. İnsanlara inandırmakta güçlük çekiyorum. Acaba sizde durum nasıl? Sizin de anlattıklarınızda böyle inandırmakta güçlük çekiyor musunuz? En gerekli bölümü geçtik. Umarım bir daha karşılaşmayız ya. Ya normal yılan olsa ya cidden bir şey değil ya. Adamı öldürüyor arkadaşlar en gerek. Büyüktü ya. Ya yılan 1,5 metre falan vardı. Nah böyle kapkalındı. Buradan yolumuz sağa doğru. Haydi bakalım. Oh. Aşkım. Efendim. Atlattın mı? Atlattım. Ya arkadaşlar çok yakındı. Yani gerçekten bana çok yakındı en gerek. Yani düşünün, Zeynep'le benim aram kadar vardı. Çalının yanındaydı. Böyle kıvrılıp gitti. Neyse ki üzerime atlamadı yani. Ölüm tehlikesi arkadaşlar bunlar. Hidroelektrik santral gözüktü. Evet, HES'e geldik. Hisar Çandır HES. Şimdi Hisar Çandır Barajı'na tepeden bakıyoruz. Ama yamaçlara fazla yaklaşmayın. Hem zemin çok gevşek hem de bayağı bir uçurum var. Toprak yoldan inişle devam ediyoruz. Hayvanlar gerçekten hani bizi görünce kaçıyorlar. Evet. Hiçbir şey yaptıkları yok ama bu engerek. Kaçmadı ya. Kaçmadı ya. Yani hayal çalır falan dolaşmak zorunda kaldım. Manzaralarda böyle. Her yer sulak. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi Fethiye taraflarında özellikle hani Finike'den batı tarafta her yerde sarnıç var. Çünkü bayağı bir su sıkıntısı var ama daha sonraları su sarnıçlarını göremiyorsunuz. Yok. Suyu tutma ihtiyaçları kalmamış. Çünkü burada her yerden su fışkırıyor. Su sıkıntısı yok buralarda. Hani vardır belki köylerde, yaylalarda sarnıç da. Genel olarak daha hiç karşılaşmadık. HES'te adamlar var. Akarsu'dan karşıya geçiyoruz. Babaları gördüm ben. Tamam bak şurada. Karşıda babalar var. Kurbağaya bak. O kadar engerek mengerek muhabbetinden sonra. Ama gördün ne patlıyorsun içine. Hop tıptı ya. Yani. Of ya. Hadi tırman bakalım, şuraya tırmanabilirsen. Size bahsetmiş olduğum kısa ama zorlu bir tırmanış geliyor. Thank you.
hidroelektrik santrali arkamızda bırakıyoruz. Bir yemek molasından sonra 14.40 gibi yola devam. Aynen. Kayada işaret. Böyle bayağı bir dik çıkışımız var. Yavaş yavaş böyle. Çok hızlanmadan. Yani arkadaşlar, lik yolunda ben bu kadar dik bir tırmanış hatırlamıyorum. Yani neyse ki çok fazla uzun değil, kısa bir mesafe. Aşkım çok dik. Ben şöyle durayım, sana bir el vereyim. Ya bu patika falan değil, direkt yarı tırmanıyorsunuz. Zigzag migzag yok, hani dindik çıkıyorsun. Evet. Tam burası düzgün aşkım. Buraya kadar dayan. Burada düzeldi. Bak. Burası. Dümdüz burası. Oturalım şöyle bir soluklanalım. Evet ya. Yol biraz düzeldi. Dümdüz. Orman patikası. Hadi bakalım. İşaretler çoğunlukla ağaçların üzerinde bulunuyor. Lik yol işareti reçineli. Şimdi bir dere yatağına iniyoruz. Kurbağalar, murbağalar. Hemen işaretler takip edin. Sizi hemen çıkaracak. Böyle. Evet. Şimdi bir şey merak ettim. Wow. Vallahi su var burada. Oh. Ferahladım vallahi, iyi geldi. Çok kısa süre sonra bir dere yatağı daha geliyor. Bunlar zaten aynı dere yatağının çatalları ard arda. Şimdi bir dere yatağından çıktık. Evet. Bu taraftan geldik. Yine bizi dere yatağına indiriyor aşağıya. Yani buralara biraz zorlama yani. Az önce açtığım vana. Zeynep. Bak, çınar fidanı tam derede işte. Aha burada da var. Bir sürü çınar fidanı var. Ne kadar sulak yer varsa çınar var. Bunların hepsi büyüyecek demek ki. Bir de zakkum bak. Evet, zakkumlar da var. Büyüyüp ağaç mı olacaksın sen? Şöyle gidiyoruz. Böyle yarlar var. Bir kayıp gitsen kendini en aşağıda bulursun. Aynen. Yol da buradan gidiyor. Çıkış sonrası biraz mola. Karşımızda bir tel örgü.
çıkış, evet. Yukarı çıkınca geldiğimiz tarafa doğru baktım. Yani bayağı bir uçurum. Yamaçlar ne kadar dik. Bir de mağara gibi oyuklar da vardı. Yola çıktık. İşaret. Keyfiniz yerine gelsin. Çit dibine kadar bu toprak yollardan ilerleyeceğiz. Buradan yol sağa gidiyor. Ama çarpı var. Bizim böyle sola dönmemiz gerekiyor. Meraklı keçiler ya. Buraya geliyor bak. O da ne? Önümüzden böyle koştura koştura hoplaya zıplaya bir sincap geçti. Ben fotoğraf makinemi çıkartana kadar çoktan uzaklaşmıştı. Ancak arkasından birkaç poz çekebildim. Çok tatlı bir kemirgen, fırça bir kuyruk. Ne buldun Zeynep? Yaban armudu mu? Ahlat ağacı. Isır bakalım, tatlıysa ben de yerim. Çok güzel. Harikaymış. Seni kandırdım. Sen ya. Niye beni kandırıyorsun böyle? Ağzım felç geçirdi. Benim de. Kitledi. Bu yoldan geldik. Karşı manzaralar böyle. Tepede yerleşim. Onur gel. Burada alıç ağacı var. Evet. Hatırladın mı bu meyveyi? Şu tespihi dizip sattıkları şeyden değil mi bu ya? Pazardan alıyorduk ya. Ha doğru, sen alıyordun, sen seviyordun. Aynen, ben çok seviyorum alıcı. Bak tadına bir. Ver bakayım. Çok güzel. Ben de bakayım. Bak bu güzelmiş. Alıç çok güzel ya. Güzel güzel bu. Ama çok kurtlu ya. Birkaç tane toplayalım. Ben istemiyorum. Ben istiyorum. Ben çok seviyorum tabii. Bana toplar mısın? Sağdan gideceğiz. Çıktık ve bitti. Evet, cami göründü. Çit dibi göründü. Evet. Bundan sonrası kolay. Her zaman kolaydır değil mi hedef görününce? Kesinlikle. Hedef görünce evet. Enerji yenileniyor. Evet, ben bir fotoğrafını çekeyim şuranın. Bulutlar. Çit dibine doğru giden ışık yüzmesi. Sağdan. Bu yol bizi bir asfalta çıkartıyor. Evet, asfalta geldik. Şimdi çitli bir yerleşim için sola dönmemiz gerekiyor. Trafik akıyor.
Tebrikler, çit dibine ulaştınız. Caminin yanındaki çeşmenin suyu içiliyor. Tuvalet hem bu çeşmenin yanında var hem de caminin avlusunda var. Caminin avlusundaki tuvalet daha temiz. Saat 16.46. Çit dibine ulaştık. Caminin oradayız. İzin verirlerse caminin bahçesinde çadır kuracağız. Şimdi caminin oradaydık. Dediler ki camide kamp yapmak yasak. Nerede kamp yapabiliriz? Burayı gösterdiler. Burada boş bir alan var. Küçük bir kulübe var önünde. Buraya çadırımızı kuracağız. Yarın sabah da yola devam edeceğiz. Sağ olsun İbrahim Bey bizi buralara kadar getirdi arabasıyla. Teşekkür ederim. Sadece arabasıyla getirmekte kalmadı. Evet. Bize su verdi, meyve verdi, bisküvi verdi, kola verdi. Evet, zamanımız olsa bol bol sohbet edebilecektik. Biliyorsunuz. Sağ olsun yardımcı oldu, buralara kadar getirdi. Yarın da bu yoldan böyle yine devam edeceğiz iki yoluna. Şimdi çantayı çıkartayım. İbrahim Bey çok teşekkürler her şey için. Böyle bir kulübe yapmışlar. Çünkü camide hani kamp yapılmasına izin vermiyorlar. Bütün kampçılar camiye giderse oranın hani huzuru kaçar gibi düşünmüşler. O yüzden hani böyle çit dibinden de biraz uzakça yere böyle bir kulübe var. Ama içerisine giremiyorsunuz. Önünde böyle çadır kuruyorsunuz. Su yok, tuvalet yok. Bunlar için yine uzaktaki camiye gitmeniz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Evet, biraz uzak ama yürünebilecek mesafe. Bugün Likya'daki son günümüz. Yarın ulaşabilirsek Geyik Bayırı'na ulaşacağız. Ve bütün Likya yolu serüvenimizi tamamlayacağız. Bayraklarımızı da astık. Bu bayrakları sağ olsun bize Tuncay abi verdi. Hisar Çandır'daki. Kendisine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Akşamı böyle geçireceğiz işte. Bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Üzülerek söylüyorum ki bir sonraki bölümümüz final bölümü olacak. Evet, Lig Yolu serimizin finaline geldik. Ve bu final bölümünün adı da Bitmeyen Gün olacak. Çünkü hem çok uzun ve zorlu bir gündü, hem de bir günde çok fazla bir olay yaşadık. Ne diyelim, finalde görüşmek üzere. Doğayla kalın.